Kesinlikle. Şimdi biz bu şekilde konuşunca tabii mailler geliyor. Özellikle ben bu enteresan geldiği için sormak istiyorum. Serkan Yüksel Bey yazmış, diyor ki nasılsınız? İyi, sağ olun. Gördüğünüz gibi sizi, diyor da. Diş eti çekilmesi için bir ameliyat var mıdır? Ve diş eti çekilmesinin tedavisi ne şekilde olur, diye Diş sormuş. eti çekilmesinin ameliyatı yok ama çekilme olmuş ise o çekilmeyi durdurmak ve olduğu noktada tutmak için yapılan periodontal operasyonlar var. Tabii ki var. Yıllardır kullanılıyor ve bu operasyonlar başarılı oluyor. Hatta o kadar çok çekilmeler var ki o çekilmeleri de farklı yöntemlerle icabında çok sallanan dişleri bile biz splitlerle birbirine bağlayarak kemik grafiği koyarak hastalarımızı sağlıklı hale getiriyoruz. Çok şükür. Şimdi yine aynı izleyenimizin bir maili daha var. Çok ilginç, çok ilgili bir izleyici olduğunu düşünüyorum. Diyor ki kök hücre tedavisini de sormak istiyorum hocama. Çünkü diyor Imperial College ve Leeds Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan deneylerde diyor kök hücre başarıyla sonuçlandı. İmplanttan bahsetmiyorum. Kök hücre tedavisi ne durumda acaba, diye sormak istemiş size. Şimdi tabii bakın Çok çok ilgilenmiş yani belli ki. doğrudur. Çok da belki hatta hekim de olabilir. Olabilir. Biz zaman zaman böyle imtihanlara tabi tutuluruz. Hastalar tarafından da seyirciler tarafından da. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere eksperimentler yani Deneyimler. Fareler yani hayvanlar üzerinde yapılan denemeler birebir insanlar üzerinde %100 başarılı olacaktır anlamını çıkarmamak Tabii, lazım. tabii. Bu bir. Ama tabii ki insanların deneklerinden önce fare denemeleri, tavşan denemeleri, kobay denemeleri tabii ki yapılıyor ki bunları üniversitede akademik çalışma içerisinde en çok Ki siz de fareler üniversitede üzerinde hocaydınız, çalışmış olan birisi ben oldum. Hatta bir sürü faremi de kaybetmiştim, kaçmışlardı. Onun hikayesi ayrıdır. Birisi olarak tabii ki farenin yapısı insan bünyesine uygun ama o fare, öbürü insan. İnsan vücudunun sistematik yapısıyla farenin sistematik yapısını birbiriyle örtüştürmemek lazım. Bu tabii farede olur, tavşanda, domuzda hep farklı şeyler. uyumlu dokular, yaklaşık Uyumlu dokular, olanları da var, uyumsuz olmayanları da olanlar, var. Çünkü dünyada Allah'ın yarattığı en mükemmel varlık insan. tabii en O komplike. bakımdan o zaman o da fare olmaz, insan olurdu. O kadar her şeyi %100 örtüşse. Ben kendi kişisel inancımı söylüyorum. Tabii ki kök hücre tedavisi dünyada bir geleceğin altyapısı, Siz zaten ön bazı hazırlığı. programlarda söylüyorsunuz, hani bunun bir sonraki aşaması O. bu, diye. Evet, yani birkaç defa belki de buna istinaden de yazmış Ama olabilir Serkan Bey. hastamızın ya soranın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Yok, yazmıyor. İnşallah ömrü vefa eder de o kök hücre tedavisinden istifade edebilir. Ama şunu kabul etmek lazım ki bu tip yapılan çalışmaların hepsinin pozitif sonuçlanması aynı sonuçların insan üzerinde de gerçekleşeceği anlamını Daha çıkarmamak henüz lazım. şu anda çalışma aşamasında. Tabii. Çünkü demiş ki seminer ve konferanslara hocalarımız katıldığı için hani izliyorlardır. Ne son durum, ne anlamında sormuş o. Şimdi son durum, bakın bu çalışma Çalışma bir sürüyor kere yani şu bakın anda. tıpta şunu kabul etmek lazım. Hiçbir şey bugünden yarın olmuyor. Tabii. İmplantolojinin başladığı, implantoloji bir devrimdir. İmplantolojinin başladığı yıllar 75'li yıllardır dünyada, özellikle Avrupa'da. 75'li yıllarda başlayan implant işte 2012'lerde şimdi daha fazla konuşuluyor. Hatta artık iş ticari bir boyuta vardı, o ayrı. Ama kök hücre tedavisinin de bir yerden bir yere gelmesi için benim inancıma göre minimum bir 50 sene var. Çünkü bakın bundan yıllar önce, şimdi çok güncel olduğu için söylüyorum, yüz nakilleri, organ nakilleri. Ama bundan 20 sene öncesine gidin, 20 sene öncesinde bir takım ilaçlar daha hazır olmadığı için organ uyumları bir türlü sağlıklı şekilde yapılamıyordu. Bugün dünya 2012'lerde yüz nakli yapıyor. Yarın öbür gün belki gün gelecek daha farklı organların nakli söz konusu olacak. Tabii bunun içerisinde diş de var. Tabii. Ama dişin kök hücrenin orada büyüyüp yerleşip belirli bir noktaya gelmesi için buna bir süreç ve zaman Evet, vermek bu bir lazım. süreç.
tıptaki gelişmeler de ne yazık ki 50'li 100'lü senelerle adlandırılıyor. Çünkü üzerinde çok fazla çalışmak lazım. Yani buradan buraya hop hemen kök hücreleri buraya ekelim de bekleyelim ondan sonra. Keşke olsa ne güzel olur da evet yani. Tabii ki çok iyi olur çünkü kök hücreyi yapan hekimler dünyada çok yararlı bir şey yapmış olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Ama yani bu hakikaten implant da müthiş bir çözüm. O da yani bir gerçek. Hani bu diş tedavileri içerisinde güzel bir... Bence diş hekimliğindeki en etkili, en büyük buluşlardan bir tanesi implantolojinin akılcı uygulanıyor olması. Onun ötesinde de şimdi son zamanlarda bilgisayar teknolojisinin protez içerisine girmesi ve implantla beraber onun entegre edilmesi çok müthiş daha bir şey. İyi bir noktaya getirdi. Kesinlikle. Peki hocam, ağzında hiç diş olmayanlar için hani çözümler nelerdir? Hep böyle biz aralıklı hani diş kayıplarından bahsettik bugün şu ana kadar programımız içerisinde. Bir de hiç ağzında diş olmayanlar var ki bunu ben her programda söylüyorum. En sıkıntılı grup bence bu. Çok, özellikle alt dişler için. Evet. Yani salata bile yiyemiyorlar yani. Alt dişlerde çok ciddi sıkıntı var. Üst dişlerde gene bir negatif basınçla o üst diş vakumla tutma şansına sahip. Ama orada da bu sefer tad alma problemi var. Damak kaplandığı için evet, tabii tat almada azalıyor. Her ne kadar tat duyularına çoğu dilde olsa da bir miktar damağında katkısı var buna. Ama alt çenede ne yazık ki çoğunlukla çok hareketli olduğu için alt çene protezleri hastalar gerçekten çok bedbaht, çok çileli. Burada kemik müsaade ediyorsa, yani alt çene kemiği müsaade ediyorsa implant burada bir çözüm. Hı hı. Ha, minimumla maksimumun kararını vermek lazım. Yani en az ne kadar implantla bu hastaya sabit bir protez yapılabilir veya en fazla ya şartları müsaade ediyorsa en fazlayı yapıp onun üzerine sabit bir protezi nasıl oturtup yerleştiririz, bunun hesabını yapmak lazım. Çoğunlukla 8 implant alt çenede 4 bir tarafta 4 bir tarafta yeterli bir sayıdır. 8 implantın üzerine 14 tane dişi rahatlıkla köprü sistemi olarak oturtursunuz. Yani 14 tane diş eksik diye 14 tane implant yapmaya gerek yok. Ha, yapar mısınız? Yaparsınız da biraz olay farklı bir şey olur. Olur mu? Olur. Müsaade ediyorsa çene kemiği. Ama bana göre en doğrusu 6 ile 8 arasındaki implant üzerine sayısına sabit bir protez uygulaması yapmak çok daha sağlıklı ve mantıklı. İmplantlarla beraber total protezlerin entegre olarak yapıldığı vakalar var. Hastaların hayal ettiği sonuç ortaya çıkmıyor. Ne hayal ediyorlar? Yani şimdi efendim ben size sabit protez yapacağım, implant yapacağım. İki tane implant yapayım. Birini bir köşeye, birini bir köşeye. Bunun üstüne size bir total protez yapalım. Hasta zannediyor ki o protez hiç çıkmayacak. Ve orada inanılmaz rahat bir protez kullanacak ama sonuç öyle olmuyor. Tabii o protez gene hareketli bir protez, çıkartılıyor, temizleniyor, oynuyor. Onun için dizayn ederken yani hekim planlamayı yaparken hastanın hayalleriyle tıbbın gerçeklerini birleştirerek bir uygulama yapmasında fayda var. Evet, bir rüya alemi sunmamalı. Ayakları yere basan hastanın işine yarayacak bir şey olur. Evet ve burada hastaları mümkün olan en minimum implant sayısıyla maksimum avantajı yakalamak ve ona göre bir protez dizaynı yapmak hekimlerin birinci görevi olmalı diye düşünüyorum. Bence de öyle. Peki hocam, son olarak şunu sormak istiyorum. Bu hani 6 ila 8 implantla sabit bir protez elde edildiğinde bu kişiler yemek yedikleri zaman yemeğin tadını alabilecekler ve hiç dişleri de oynamayacak yerinden, değil mi? Doğru bir şey anlıyorum. Tabii tabii, hiç dişleri oynamayacak, üstüne köprü yapışacak, hiç ağzından çıkmayacak. Diş etleri görünecek mi? Kendi diş etleri yoksa tabii, tabii, akrilik bir parça yok hayır, yani. Hayır, hiç akrilikle ilgili hiçbir bir şey yok. Tamamen üstüne porselen bir köprü geçecek. Yani 6 tane dişi var diye düşünün hastanın, hı-hı, ağzında. Bu 6 dişin üzerine dizayn edilmiş bir sabit köprü protezi yapılacak, porselenden yapılacak, ağzından çıkmayacak, oynamayacak, kendi dişi gibi fırçalayacak ve kendi dişi gibi de bakacak. Bu bir tek çene için tek geçer, parça, tek parça. Tabii tek parça. Yani sadece alt mesela. Alt veya üst. Üst için ya da üst için yani. Tabii tabii. Aha, yok sayıları hesaplamaları açısından diyorum, hani tahmin etmeleri açısından. Evet, yani 6 ile 8 ideali tabii 8 tane implant ve 14 tane dişi yapmak. Ama
Bazen şartlar ona müsaade etmiyor. Bazen çene kemiği müsaade etmiyor. Daha büyük operasyonlara hastayı zorlamamak adına mantıklı olanı bir dişi veya iki dişini eksik yaparak bu işi finallemek doğru olur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Buraya kadar geldiniz. Hem bilimsel gelişmelerin son durumu hakkında bizi bilgilendirdiniz. Evet. Hem de ağız ve diş sağlığı konusunda çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet efendim. Önce sağlık devam ediyor şimdi. Kısa bir